Bursa Naim Süleymanoğlu Kapalı Spor Salonu'ndan selamlar sevgiler. U22 Erkekler Türkiye Fedebok Şampiyonası'nda artı 92 kilo mücadelesi. Kırmızı köşede Ahmet Şenol Ordu, mavi köşede Müslüm Çinibulak Erzurum karşılaşması az önce başladı. Bu yayını sizlere ulaştırabilmenin gayreti içerisinde olacağız. Evet Zeki Hocam. Evet, şampiyonanın son maçı artı 92 kilo. 16 sporcu katılmış bu siklette. Kırmızı köşe Ahmet Şenol Ordu sırasıyla Kırşehir, İzmir ve Ankaralı rakiplerini yenerek finale çıkmış. Mavi köşe Müslüm Cinipulak Erzurum, Denizli, Sakarya ve İstanbul'u rakiplerini yenerek finale çıkmış. Dolayısıyla 16 kişinin katıldığı bu şampiyonada bu maçı kazanan Türkiye şampiyonu olacak. Uluslararası müsabakalarda umarım bizi başarılı bir şekilde temsil eder. Evet, hasret gideriyorlar sporcular birbirlerine sarılarak. Yani normal ağır siklet, bunlar nereden baksan 120 kilo falan, 120-130 kilo, bunlar normaldir. Biri en az 100'ün üstünde, öbürü de sen 120'nin üstünde. Normaldir yani böyle ara sıra sarılmalar ama yani bu kiloya rağmen hareketler çok çabuk, gayet iyi. Hocam, gayet iyi. Vuruş maşallah var. Tempoyu artırdılar. Evet. Sosyal direkler. Evet. Yani nazar değmesin ama 51 kilo gibi çabuk vurabiliyorlar. Çok güzel bir şey. Evet, çok seviyoruz. Ama haliyle ikinci üçüncü roundda yorulmalar, sarılmalar olması da normal. Sakatlık olmadan dostluk içerisinde maçın bitmesi, biri şampiyon olacak, hak eden olsun deriz. Evet, birinci round sona erdi. Birinci round'un neticesine bakıyoruz. Evet, 5-0 mavi köşe birinci raundu önde götürüyor. Mavi köşeden Müslüm Çinibulak 5-0 önde şimdi şu anda. Evet, her iki sporcu da round arasında gerekli taktikleri hocalarından alıyorlar. Mavi köşenin önde olduğunu biliyoruz. Rakibi kırmızı köşe eğer maça ortak olmak istiyorsa bu roundda mutlaka bir şeyler yapması lazım. Daha aktif olması gerekir. Daha çabuk mesafesinde iyi vurması gerekir. Mavili boksör bu sefer cevap veremiyor hocam, direkt sarılıyor. Şimdi sonuç şöyle verilince kırmızı hırslanmış olması gayet normal. Evet, maviden bir yumruk vardı. Kırmızı köşe eğer maça gerçekten ortak olmak istiyorsa temposunu artırması lazım ve vuruşları bol yapması lazım. Eğer bu roundda da mavi köşe önde getirirse puan durumundan kırmızının işi biraz zor olur 3. roundda. Sol direkt. Sağ direkt.
bu sarılmalar hakemler tarafından da pek bir iyi olarak puan olarak dönmez maviye. Evet, çok güzel bir sağ direk vardı kırmızıdan. Kontra güzel bir sağ vurdu kırmızı. Sağ direk. Boşa giden yumruklar var kırmızıdan. O sol sağ direk güzel maviden. Evet, parata kalan yumruklar. Rakibin üzerine giderken kırmızı bu arada yumruk aldı. Boşa gitti mavinin yumrukları. Bir kroşe vardı kırmızıdan bu arada. Hakem Atilla Gök maviye sarılma diyor, kafanı kaldır diyor. Sol sağ direk. Sol sağ direk maviden. Fakat yine distansa kaldı, çıkamadı distanstan. Bir sol direk. Çok sert bir sağ kroşe aldı bu arada. Fakat gong. Gongla birlikte round da bitti. Bakıyoruz puan durumuna. İkinci roundda ne oldu? Evet, ikinci roundda tamamen değişti hocam. 5-0. Kırmızı köşeye geçti ikinci roundda. Doğru karar. Birinci raundun tam tersi oldu puan durumunda. Şimdi şu anda beraberlik söz konusu. Yani üçüncü raundu alan bu maçın galibi olacak. Evet. Bu siklette Türkiye şampiyonu olacak. Evet. Şimdi bütün mesele bu son raundda sinirlerine hakim olup fırsatları iyi değerlendirmek, yumruk yemeden yumruk vurmak. Hırsın nesiri olmadan. Evet. Bu maçın galibini belirleyecek round şimdi şu anda başladı. Son rounda girdi. Kırmızıdan sol direkler. Maviden sol sağ direk. Sol kroşeydi. Kroşe boşa gitti. Eğer şayet mavi tekrar savunmaya başlarsa bu maçı kaybeder hocam. Akıllı olması lazım bu maç roundda. Sol direk. Boşa giden sol direkler tam yerine oturmadı. Kırmızı kontrayı tutturamadı. Evet. Sağ direk var bu arada kırmızıdan. Net bir yumruk. Evet, direkte kroşe arası bir yumruktu o az önceki. Sol sağ direk maviden. Boşa giden yumruklar maviden. Son yumruk bir savurma gibiydi. Sağ ol. Evet, delden aşağı bir vuruş vardı galiba. Evet, kafaya kafaya vuruşlar var. Şimdi artık yorgunluk belirtileri bir hayli. 3. raundda kendini baş gösterdi. Kontra vuruşlar. Harika bir kontra direkler bitti. Sağ vuruş avuç içi. Dışarıdan savurdu. Hakem iyi gördü onu. Sol kuruşe. O sağ kuruşe. Evet, maç arasında sohbet de başladı. (Gülüyor)
boşa giden yumruklar, havayı döven yumruklar. Kırmızı geri giderek pasif duruma düşüyor. Bir şey vurması gerekiyor ama... Evet, mavinin üstünlüğü var hocam şimdi şu anda. Mavi daha... Mavi bir aile çalışmaya başladı. Evet, Gong'la birlikte bu roundda sona eriyor. Evet. Şimdi şu anda resmi sonucu bekliyoruz hakemlerden. Bu maçın galibini belirleyecek resmi sonuç. Evet. Bakalım. Şampiyon kim? Hocam. Rüstem Çinibulak artı 92'nin Türkiye şampiyonu oluyor U22'de. Kardeşimizi tebrik ediyoruz. Türkiye şampiyonası burada sona erdi. Hepinize iyi günler. Sporcularımıza başarılar.